Hatice'm. Benim kıymetli kardeşim. Kederim büyük elbet. Lakin sakın ölümü düşünme. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. İbrahim'le bizimle uzun bir ömür var önünde. Saadet içinde. Bugünler de geçecek elbet. Nasıl geçer? Kendi evladını öldürmüş bir insan. Nasıl unutur bunu? Siz unutabilir miydiniz? Sultanım, düşünmeyin böyle. Size söz veriyorum. Ben hep yanınızda olacağım. Acı bir rüzgar gibi esip geçecek. Tekrar huzur gelecek hanemize. Huzur yok artık İbrahim. Bizi sen lanetledin. Yatak. Oda. Bu saray benim mezarım artık. Hatice'mi söylediklerini aldırma. İnsan böyle zamanlarda sevdiklerine kızar, onu suçlar. Onun sevgisinden, sabrından medetim var. Hünkârım, belki de ilk defa bu kadar çaresiz hissediyorum kendimi. Sultanım gözümün önünde acı çekiyor. Ben bir şey yapamıyorum. Neyle teskin edeceğimi bilemiyorum. Gördünüz değil mi halini? İçim ürperiyor. Hatice'min daha fazla burada kalması iyi değil. Bir an evvel uzaklaşması lazım. Siz en iyisi onu alın Edirne Sarayı'na götürün validem. Hakkın var aslanım. Aksi halde onu kaybedeceğiz. Dahi derhal hazırlığa başla. Yarından tezi yok, yola revan olacağız. Elbette sultanım. İlaveten herkesi tembihle. Hatice'nin canına kastettiğini kimse bilmeyecek. Bilenler de unutacak.